Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım. Bugün düşük hesaplarla klan savaşı yapacağız arkadaşlar. Bir önceki bölüm sevgili dostlar gerçekten çok güzel izlendi. Çok güzel geri dönüşler aldım. Hemen vakit kaybetmeden yeni bölümü çekmek için yola koyulduk. Bu sefer belediye binası 5'lerle klan savaşı yapacağız. Kurallar yine aynı. Belki bu videoyu yeni izleyen arkadaşlarımız vardır. Kuralları bilmiyorlardır. Bir tekrar edeyim. Kesinlikle saldırı sırasında klan kalesi kullanılmayacak arkadaşlar. İkinci maddemiz herkesin bir hakkı var. Onu da belirteyim. Yani ikinci bir hak olmayacak. Saldırdın. Düzgün saldırmak zorundayız. Üçüncüsü ise arkadaşlar 3 yok. Bu kadar. 2 kuralımız var. Yani bu seviyelerde klan savaşı yapmak gerçekten çok çok zor arkadaşlar. Hele hele şöyle söyleyeyim. Yanınızda destek birimleri yoksa yani klan kaleniz yoksa. Şöyle bir de klanı açayım. Rakip klanımız bizim alt klan olacak. Şöyle klanı görüntüle mücadele at. Bu seviyelerde eğer klan kalesi saldırı yapıyorsanız kesinlikle patlama olasılığınız çok çok yüksek. Onu da belirteyim. Birazdan görürsünüz arkadaşlar ne demek istediğimi. Şimdi şöyle şuraları bir kapatalım. Şöyle kapat. Bu arada sevgili dostlar bir önceki bölüme çok güzel like aldı. Bu bölüme de aynısını bekliyorum. Bakın 10.000 like'ı yapıştırıyorsunuz böyle. Hemen hızlı bir şekilde ben de şöyle bir saldırı yapalım. 5 dakika hazırlık süresi 15 dakikada. Aynen savaş olsun meydan okumamızı gönderdik. Şöyle göstereyim arkadaşlar meydan okumayı yapmadıysanız belki görmemişsinizdir buraları da. Şöyle burada yapmış olduğumuz meydan okumada hangi belediyelere meydan okuduğumuzu da görebiliyoruz düşman klanımızı vesaire vesaire. Şimdi bakalım abicim kabul etsinler. Bu arada bizim ekipte kimler var? Nebi var, Fatih var, Görkem var, Arda var ve ben varım. Ben 5. sırada girmişim nedense. Arkadaşlar kabul ettiler. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde klan kalemizi dolduracağız ama sadece savunma anlamında dolduracağız. İşi bir tık daha zorlaştırmak için. Şöyle bağış yapalım. Arda'cığım bu arada beni duyuyor Arda. Buraları doldur. Okçularla doldur. Bir önceki bölümde okçular efsane iş yaptı. Ben kendimi mi doldurmaya çalışıyordum? Gerçekten mi? Neyse şöyle hızlı bir şekilde Arda bileğine kuvvet parmağına kuvvet doldur şu okçuları. Aynen okçular efsane iş yapıyor çünkü arkadaşlar oyalama konusunda. Şöyle abicim desteğimi doldurur musunuz benim? Şuradan tasarımı değiştirmek istiyorum. Bunu yeni aldım. Bu bir gün bekleme süresi var. Bu da bir önceki bölümden kalan tasarımım. Bu da asıl köyün tasarımı arkadaşlar. Kaydet diyorum ve tasarımı düzenlemiş oldum. Diğer klandaki arkadaşlarım da umarım değiştirmişlerdir. Aga ya bu benim bir dakika. Oğlum bunu demiş ya kanka al ödevi ama birazcık değiştir misali aynen almış düzeni ters çevirmiş koymuş ya olmaz bu kadarı bu ne abicim ya bak Allah razı olsun bir tek Arda akıl edip böyle farklı bir dizayn kullanmış ya şaka gibi ya ya arkadaşlar desem ki 3 farkı bulun. Sadece biri sola çevirmiş, biri yukarı çevirmiş, biri diğer tarafı çevirmiş. Başka da bir şey yok. Tamam bir de rakibe bakalım. Rakip ne durumda? Şöyle burada TH5 Mamiş var, Muhammed var. Muhammed'le Mamiş aynı kişi mi acaba? Aga güzel düzen. Oo olmaz ki Muhammed. Aga ödevimizi çalmış ya. Oo Ömer. Bu ne ya? Herkesin düzeni aynı ama Furkan'ınki farklı. Tamam başka var mı? Başka da yok. Tito Ejder var ama Tito Ejder'le Furkan'ın düzenleri aynı. Büyük mü bunlar birbirine paylaşmışlar düzenlemeyi unutmuşlar arkadaşlar. Sevgili dostlar şu an 10 saniyemiz kaldı. Hemen savaş başlayacak. Dostluk mücadelesinde en güzel yanı ne biliyor musunuz? Direkt ordunuzu istediğiniz şekilde kurabiliyorsunuz. Bu sefer yıldırım büyülerimiz var. Başladı bu arada savaş günü. Şöyle görün üzere. Ben bir numaranın bir hakkından gelmeye çalışacağım. Şimdi şuradan acaba diyorum. Yine yanımızda arkadaşlar bir numaraya tekrardan bakmak istiyorum. Bu arada bir numaraya bakabilir miyim? Aga şuradan bir numara düzeni mi değiştirdi? Bir dakika. Şimdi şu noktadan soldan okçuyla klan kalesini çıkartıp çekersem şuraya çok rahat balonlarla şuradaki büyücü kulesi ve hava savunmasını alabilirim diye düşünüyorum. Şimdi okçu sayımı arttırmam lazım. Ne yaptım? Saldırımı yaptım. Allah'ım yanlışlıkla yanlış tuşa bastığımı düşündüm. Kalpten gidiyordum az kalsın. Şimdi yanıma büyücü alacağım kesinlikle. Şöyle birazcık da okçu alayım arkadaşlar. Birazcık büyücü alalım. Okçu alalım. Balon sayımızı arttırdık. Şöyle yıldırım sayımızı da 2 yapacağız. Başka da asker alamıyoruz sonuç olarak. Onun dışında kaydet diyorum. Şöyle 18 balon bence yeterli olacaktır ve ben arkadaşlar saldırıma başladım. Bir numaraya. Şimdi aga dediğim gibi şu noktadan çekeceğim. Ya bir önceki bölümden kopya çekmişler ya. Böyle de olmaz ki aga. Şimdi okçular en iyi savunma asker derken 2 tane büyücü eklemişler. Güzel. Güzel düşünce. Şimdi gelin buraya. Gelin buraya. Şimdi aga şunları bir toplu hale getirmem gerekiyor. Şöyle bir büyücü atarsam şöyle birkaç tane daha gönder. Güzel. Birkaç tane daha gönder okçu abicim. Şu büyücüyü hayatta tutmaya çalışıyorum. Süper. Şimdi agalar. Şöyle gönderirsem tüm balonlarımı 2 tane yıldırımı şu çapraz noktaya atarsam bence sağlıklı olacaktır. Şuradaki özellikle topa attım, gönderdim. Güzel mayın bir tanesi çıktı. Sanki 3 geliyor gibi. Şuradan oyalar mıyız acaba?
Şöyle oyalarsam var ya tadından yenmez. Of, bir mayın çıktı, ikincisine Allah'ıma kavuşurum. Abo, üçleyemedik. Abo, üçleyemedik. 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 Hayır, 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 hayır. Bir hakkım vardı. Bir hakkım vardı. Olamaz. Şu an 12 kişi beni izliyor bir de. Hayır, üçleyemedim. Üçleyemedim. Okçuları hiç düşünemedim ya. Bari yüzde toparlayayım. Belki yüzdeden kazanırız. Şöyle. Aga yok, menzile girdim. Üçleyemedim. Balon sayım çok azdı ya. Çok fazla çok az balonu aldım ve çok fazla okçu vardı yanımda. Of ya. Allah, suyu döküyordum yine. Sakinim. Aga bak, balon taktiği bir önceki bölümde çok iyi iş yapmıştı. Çok iyi iş yapmıştı. Şimdi zort. Vallahi billahi zort. Olmadı. Bunun üzerine bir soğuk su içilir arkadaşlar. %50 bari yıldız aldık arkadaşlar. Bari yıldız aldık. Şimdi diğer arkadaşlarımızı göreceğiz. Benim saldırı hakkım bitti. Şimdi buradan yıldız alan var. Bizden saldıran, onlardan saldıran yok. Şimdi bakalım kim saldıracak. Arda'cığım saldır bakalım. Ama Arda'nın düzeni çok rahat ya. Furkan'ın düzeni rahat olduğu için üçleyebilir ama. Şimdi bakalım. O da okçudan çıkartacak. İki büyücüsü var. Ana, iki büyücü mü? Arda, vallahi senin kadar şanslı bir velet görmedim ya. Vallahi diyorum, senin kadar şanslı bir velet görmedim. Şöyle bir büyücü. Bak bak, izle. Şuna vuracağız sırada. Allah, vuramadı lan. Şansa bak. Şimdi. İki yıldırım. İki yıldırım var. Oha, oha. Nasıl suyaydı ya? Tabletten oynamanın faydaları arkadaşlar. Vallahi bahane arıyorum ben de. Üçler mi acaba? Bir dakika, hava soğumasını alamazsa büyük zort. Harbiden büyük, büyük naneyi yer yani, patates olur. Hadi. Tamam, okçu kresini de aldı. Havanı da aldı. Güzel, en azından okçuların etrafı toparlar. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi tek yıldız. Tek yıldız. Hadi, tek yıldız mı yoksa? Aga. Ben gitti. Arda, Arda soğuk su iç Arda. Bir bardak soğuk su iç. Arda da tek tek aldı. Şimdi bakalım, buradan Joker saldırıyor, Tito saldırıyor, bizden rakipten var. Bakalım, rakibin bir numarası bana saldırıyor. Onlar ne yapacak? Dev saldırısı var. Mantıklı lan diyeceğim derken okçu çıktı iki tane. Duvar ikinci fazla olmuş. Düzeni herhalde incelemeden saldırdı arkadaşımız. İki tane de yıldırım büyüsü var. Tamam, havanı atıyor da havan inmiyor. Sıkıntı orada. İnsadi neyse. Büyücü de ciddi hasar yiyor ama yapacak bir şey yok. Klan kalesiz, demek ki üçlemek zormuş arkadaşlar. Onu anladık. Birazdan şu devlerin canı... Ne oldu lan? Devler böyle bir halay çekti arkadaşlar. Ama şuradaki okçuların sayısı yani... Yok yok, istediği kadar okçu olsun. Şuradaki havan bildiğiniz çiğ çiğ yiyecek arkadaşlar. Çiğ çiğ yiyecek. Şimdi burada ortalama yıkıma bakacağız artık. Ortalama yıkım ne kadar iyiyse o kadar iyi. Ortalama yıkıma bakacağız. Şimdi... büyükler şu havan birazdan savunmasını çok güzel yapacaktır. %70'in üstüne çıkamaz diye düşünüyorum. Bakalım başka ne var. Abo, abo, abo. Nevi ne yapmışsın Nevi? Nevi ne yaptın? O saldırıyı sonra izleyeceğim Nevi. Al sana %67. O da tekte kaldı. Aga şimdi Muhammed de saldırıyor. Bir tekte kaldı, tekte kaldı. Tamam, %57, %70. Arda Allah razı olsun, kurtarmışsın. %73. Şimdi bir de Nebi'nin saldırısına bakacağım arkadaşlar. Bakın Nebi nasıl tekte kalmayı başarmışsın Nebi. Klan kalesi bile boş lan. Şöyle 4x yapayım. Tamam, devleri göndermiş. Nebi gözünü seveyim. Balonları o kadar ayırmışsın ki. Ah Nebi, ah. Ah Nebi. Bir de klan kalesi var. Allah'tan kullanmamış yanlışlıkla. Şuradan bakalım. Muhammed saldırıyor bize. Muhammed'in saldırısına bakmak istiyorum. Muhammed de ne yapacak çok merak ediyorum. Aga büyücü ıskaladı, gördünüz mü? Büyücü ıskaladı. Bir tane daha. Aga klan kalesini çıkartamayacak. Çok zor çıkartacak. Sanki. Ha tamam, yok, çıkarmış klan kalesini zaten. Aga bence şu mantıkta bir vazgeçin. Bence şu yıldırım büyülerini biz yanlış kullanıyoruz. Buradaki okçunun üzerine atsaydık çok daha sağlıklı olabilirdi bence. Ve şuradaki 3 tane duvar yıkıcı yerine de ne bileyim başka bir şey alınabilirdi. Yani bilemedim. Bilemedim. Çünkü bakın burada askerler ayrışınca arkadaşlar, ayrılınca inanılmaz bir güç kaybediyorlar ve bir tane savunma binasını bile indiremiyorlar. Bu çok sıkıntı. Buradaki düşük seviyelerdeki taktikte arkadaşlar kesinlikle orduyu ayırmamanız lazım. Büyük ihtimal tekte kaldı bu da. Büyük ihtimal tekte kaldı. Şu an 3-1 öndeyiz lan. Bu ne lan, maç skoru gibi 3-1 öndeyiz. Şu an kimsenin saldırısı kalmadı. Bizden Muhammed'in... Abi bir dakika, harbiden bizden kimsenin saldırısı kalmadı mı? Tamam, tekte kaldı. Tekte de kalmadı. Yıldız almadı. Şimdi Nebi'yi izleyeceğiz. Yanlış söyledim. Ömer'i izleyeceğiz arkadaşlar. Ömer. Şimdi Ömer bir akıllılık yapıp yıldırım büyüsünü çok güzel rakipte kullandı. Peki. Şimdi balonları güzel ayırması lazım. Aga büyücüye çok fazla atmaması gerekiyor bence ya. Büyücüyü indirebilecek kadar. Bak mayın da geldi. Tamam. Galiba maçın kaderini değiştirdi. Gitti maç. Vallahi gitti maç. Gençler maç gitti. Bak hiç kimse akıl edip
Full balonla saldırmadı ya. Olaya bakar mısın ya? Şaka gibi, gerçekten şaka gibi. Lan acaba süreden yer mi? Galiba maçtan girdi çıktı ya mı yaptı? Ne yaptı bilmiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Yok, evet, maçtan çıkıp girdi. %98 şu an 3-3. Kimsenin saldırısı kaldı mı? Ejder'in kaldı. Tito Ejder şu an maçın kaderini belirleyecek kardeşimiz bu. Bire saldıracak. Eğer yıldız alamazsa ortalama yıkım arkadaşlar ön planda olacak. Şimdi bu köye de arkadaşlar sadece balonla saldırırsa birazcık zor olabilir. Birazcık zor olabilir. Çünkü klan karesini çıkartmak bir tık zor arkadaşlar burada. Sadece şu noktaya ya da ne bileyim bu noktayı balon göndermesi gerekiyor alabilmesi için. Şu an herkes maçın kaderini bekliyor. Şimdi açmayacağım. Ortalama yıkımı en son bakacağız arkadaşlar. Ya da birazcık daha heyecan katayım mı? Bakalım. Şimdi bakıyoruz. Ortalama yıkım olarak öndeler. Aga. Arda ne yaptın Arda? Arda. Üçüleyecektin o köyü Arda'cığım. Kaybettik ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bir de def saldırıyor aga. İnsan bir son seviye. Son seviyene alakalı lan. İnsan bir full balonla saldırır. Olmadı, kaybettik. Vallahi billahi kaybettik. Merak ettim üçüleyecek mi? Harbiden şunu izleyeceğim. Üçlerse var ya altın bilet alacağım ya. Vallahi bak. Üçlesin bu saldırıyı. Şu an Emir'e altın bilet alacağım. Şu an tabii Emir bilmiyor. Emir'e bir sürpriz olur en azından. Arkadaşlar Emir değilmiş. Berk'miş bu arada. Berk, eğer köyü üçlersen sana altın bilet alacağım. Sözüm söz. İnşallah abi istemiyorum, altın biletim var der. Amin. Allah'ım. Cebimde kalır para. Ama zor. Zor. Üçleyemez. Baksana. Her bir yandan sıkıyorlar devler arkadaşlar. Yok. Zort. Abicim bar bizim zortun kralını yaşadı. Şöyle bu da abi ama ya. Ortalama yakından önde olamazlar ki. Çok saçma. Nebi sağ olsun. Bir de bak, saçma olan şey ne biliyor musun? Bir saldırısını da yapmadılar. Ya bir saldırısını da yapmadılar. Keşke 2 hak olsaydı, çok daha güzel olurdu. Maalesef arkadaşlar kaybettik. Arkadaşlar. Evet. Maalesef zort. Yenildik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere ortalama yıkımdan bizi yendiler ve 3-3 bitti ya. Dünyanın en zor klan savaşı olabilir bu. Hani göründüğü gibi böyle üçlemek basit değil maalesef. Eğer part 2 gelirse farklı bir şeyler yapabilirim yine belediye binası 5'lerden ya da belediye binası 6'dan bu seriye devam edip 6, 7, 8, 9, 10 diye böyle gidecektir arkadaşlar. Ama dediğim gibi şurada son darbeyi bize Ömer vurdu. Ömer bir tek akıllık yapıp, tamam mı? Akıllık yapmak iyi bir şey arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Böyle zeki davranıp direkt hemen full balonla saldırdı kendisi ya. Ve şuradan bir balon ve bir tane büyücü aldı. Tüm arkadaşlar çıkan askerleri de yıldırım büyüsünden tek bir darbede indirdi ya kendisi. Vallahi tebrik ediyorum. Kimsenin aklına gelmedi ya. Hadi ben yapamadım. Ya Arda sen. He? Ya sen. Konuşmam hakkımı kullanmak istiyorum burada. Bence de sus. 20 dakikadır zaten susuyorsun. Sen susmaya devam et. Olmadı ama intikamım çok acı olacak arkadaşlar. Bunu yazdım bir kenara. İntikamım çok acı olacak dedim. Yine suyu kırmadan. Bir gün masayı kıracağım. Hadi bakalım. Arda gel, bir seni tokatlayayım da anladınız, taş kat makas da. Öyle seni bir yollayayım. Hadi seyirciler de oynasın. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Taş kıt makas. Ne yaptın? Taş yaptım. Makas yaptım. Neyse tamam, dur sakin. Kaybedenler kulübü olarak başlıyorum tekrardan. Taş kıt makas. Ne yaptın? Makas yaptım. Tamam, ben de taş yaptım. 1-1 oldu. Taş kıt makas. Makas yaptım. Yine taş yaptım ben. 2-1 oldu. Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Makas yaptım. Ben de makas yaptım. Tekrardan taş, kağıt, makas. Makas yaptım. Ne yaptın tahmin et. Kağıt. Evet. Kağıt yaptım ve 2-2-3 olan kazanır. Taş, kağıt, makas. Makas. Taş yaptım. 3-2. Koydun mu?